Nasıl geçti hayat, neler yaşadın? Çok şükür hayatım iyi geçti, Allah'ın o günü. Bir gelinim var, Cenab-ı Allah oğlanlarından mutlu eylesin. Benim hele bir gün ne benim gittiği var, ne bana bir şey dediği var. Gül, yakır, bana iyi bakır, bura değer, tüsür demez, kahur durdu. Ay maşallah. Benim gelinim çok iyiydi, Cenab-ı Mevla o balaların acısını çekmesin ha. Amin, amin. Allah işini rast getsin. Yani diye bura tüstü de kahve oldu tüstü demez ya, diye tüstü de kovur. Ne dela dedin diye dedin kovur. El kas dedin. Yok valla gelinim çok iyiydi. Yani bunu demene bakma. Allah bunu bu Azeri'di. Ben terekeme, göze görmez işini rast gelsin. Yani bir sen değil, ben Türkiye'nin her yanında da değilim. Benim gelin, bir gelin. Ana bak, yüzüne değilim, dalına desem, eğini de değerim, kötüsünü de emek çok iyiydi gelin. Sen nasıl kaynanasın? Ben de iyi kaynanam, kendisinden sorsun. Özünden sorsun, desin ki kaynanam da bu yolda bana kötüydü. Ben asla kötülük yaparım. Ne bileyim, olar ben zamanıma gelirse uşağına ama gelinim çok iyiydi. Allah göze görünmez. Bu aziz aylarda işini rast gelsin. Üç amin. Tane oğlu var, onun barını nesip eylesin. Amin, amin. Allah amin. Benim de oğlumun Cenab-ı Allah barını bana nesip eylesin. Kininde göre git. Allah muhabbetinizi artırsın. Amin Allah, amin, amin. Amin. Çok gelinim çok kazıntı. Gelinim çok koçak. Evet. Allah'ın verdiğine gelin bu evde olmasa bu oğlan var ya İreş Birey'e gider. Mal, koyun, inek, süt, mensil, yağ, pendir, Cenab-ı Allah şimdi rast gelsin. Çinkolarla doldurar, o da yer bizde yer. Sattığını satar, satmadığını da koyarım bize yiyir. Çok sert bir kadınmışsın sen. Ben mi? Evet. Ben zaten sertiydim. Ben sert olmasam bu kadar yer. Allah muhabbetinizi artırsın. Ben şimdi yok. Şimdi... Teşekkür ederiz. Allah'ın sertliği nasıldı ki? Hala yine serttir. Öyle mi? Böyle oradan bir tanesi geçtiği zaman aman Nazlı gelir kardeşim. Her şey kaybolur. Kaynananızı duydunuz. Duydum. Siz neler söyleyeceksiniz? Valla ben ne söyleyeyim? Onu söylediklerin hepsi doğrudu. Yani biz kaynana gelin olarak yani şimdiye kadar 30 sene devliyem ne huzursuzluk ne bir şey. Ana kız gibi dolanıp gidirik. Allah'a çok şükür olsun. Çok seviyor sizi. He o beni çok sever. Her zaman da diğer. Diğer oğlum bir yana sen bir yana. Ben oğlumdan çok oğlumun yüzü olmasın dalı olsun. Ben oğlumdan çok erim. Allah'ın başına bak 4 kardeşim var. 4 Kur'an 4 evli. Oğuz oğlumdan kardeşimden çok bunu severim. Beni dövse de elebilirim yani bana dövse de elebilirim beni böyle üstüme su serpilsin. Yalan söylüyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ha. Yani onu şunu değilim yani demirim. Allah şimdi rast gelsin Allah bir kardeşinin üstünde dursun. Benim geldim yani gelenle bana çok iyiydi. Bak erken kalkıram siz de benim kardeşim, balam, iki gözüm. Yuhudan kalkar kalkmamış bu kadar Türkiye'de gelin var. Oradan çayı kaynatar, getirer tepsiye koyar oraya, iki bardak getirir, birini bana birini. Hiçbir gelin bakırım, getirem, ben komşuları geldirem, gelirim. Hiçbir gelin kaynanesine yapmıyor. Çok yani, şanslısın. Yani o yerde... Şanslı kaynana değil mi? Benim için bir gelini var. Yani benim gelime, beni döye, bu evden böyle çıkardı, saçımla tuta sürüye. Ben gene bundan ineceğim. Aya buna kimin gücü yeter? Ben buna kurban olurum. Ha. Allah şimdi de rast gelsin Cenab-ı Allah oğlanlarından da mutlu eylesin. Amin. Amin. O da sizi bir kaynan olarak değil anne olarak görmüş. He. Değil mi? Tabii ki ben yani küçük yaşta annemi kaybettim. Benim annem ölende ben 5 yaşındaydım. Ama beni üvey annem büyüttü. O da zaten bunun halasıydı beni büyüden üvey anne. Allah ondan da razı olsun. Büyüttü tabii bu yaşa geldi. Ama ben evlendikten sonra da buna ana dedim. Allah'a çok şükür o günden bugüne de dolanıp gidirik. O zaman dünyanın en mutlu insanı Nevruz oluyor. Aynen. Değil mi? Evet öyle olur. Allah mutluluğunuzu amin, daim eylesin. Amin amin. Önemli olan evdeki huzurdu yani. Evet. Var mı söyleyeceğin bir şey? Ne söyleyeyim? Mani, gazel, türkü yok mu? Yok türkü. Evet şu vardı ki de türkü değil daha. Eskiden mesela tandırda ekmek pişirirdiniz.
Kendimde ekmek de pişirdim, lavaş da çekildim, keçil de çekildim, inek de sağırdım, koyun da sağırdım. Ona her bir şey yapırdım. Bir de komşular birbirine yardım ederdi. Ya komşular o zaman hamımız birbirimize yakın. Biz yaylaya giderdik. Yaylada hamımız birbirimize iyi gezirdik. Mesela sen ekmek pişirirken komşular sana yardım ederdi. Sen de giderdin komşulara. Toy lavaşını özüm çekerdim. Bütün komşu gelir beni götürdü. Kimin düğünü olurduysa getirdim lavaşlarını ben çekerdim. Ne yemekler yapıyordunuz eskiden? Eskiden ne olacak? Köy o zaman halkı köyün aynı işinde aynı da gücünde. Hasuta, hangel? Hangel de pişirdik, haşu da pişirdik, yarma da dövdük, pişkire de çektik, ne, her bir işte yaptık. Kuymak. Kuymak da çaldık, kuymak da yedik. Pahat. Aldın. Yaylada ne yapardın? Yaylada da koyun sağırdık, makine çekildi, iş görüldü, ne de köy halkı da yapıldık, sonra gezildi. Leşberlik de ne yaptınız? Leşberlik de benim beyim çoban idi. Şimdi anam yayla deyince tam olayı baştan anlatamadım da ona ben yardımcı olup. Şimdi biz asıl bu köylü değiliz. Sene 80'de biz bu köye geldik. Bizim asıl köyümüz Hamza Kerek olduğu için yaylaya biz Hamza Kerek'te giderdik. Anam orayı kastedir. Ama tabii ki biz sene 80'de bu köye geldik. Rahmetli babam o zaman geldi. Bu da çoban falan oldu. Sonradan biz Hamza Kerek'ten daha burada rahat ettiğimiz için, buranın geliri daha iyi olduğu için mecbur rahmetli babam burada kalmaya karar verdi. Biz burada kaldık. Yani bu köyün yaylası yoktu. Tabii ki anamın bir gençliği var idi. Ele önüne gelen ezerdi sinek gibi. Bağırdığı zaman herkes titriyerdi. Şimdi bu örede terekeme, Kars genelde mesela terekemenin lavaşı ekmeği meşhurdur. Anam gerçekten de iyi bir lavaş çekerdi. Lavaşı meşhur. Ha bu köye geldikten sonra da bu köyde sene 80'de geldim. Ya bu köyden çok memnunum. Ben mesela memnun olmasam zaten kalmazdı. Komşularla iyi uyum sağladık. Sonradan ben bu köyden evlendim. Hemen 30-40 senedir bu köyde oturuyorum. Benim adım Külviren köyünden Nevruz Erben. Bu da benim torunumdu, ismi Yağız. O da benim son beşiğim Muhammed Erben. Allah bağışlasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Maşallah. Sağ olasınız. Biri oğlum, biri torun. Evet, biri oğlum, bir de torunum. Yanımda oturan da anamdı. Anam indi sorsun beni ne zaman doğup, hangi günde doğup, onu bildirsin. Buyurun. Buyur kardeş. Sen anlattın. Ben mi? Ben de bunun Navruz bayramı gecesi doğdum. Düğüne yüzüne gittim. O güne de şükür, bugüne de çok şükürler olsun. Bala meyici, Allah işini rast getsin, sizi kimi dostlarına sağ olun. Hemşe teze bayramlara, teze illere çıksın oğlanlarınla beraber. Amin. Adını nasıl koydun? Adını da Navruz. 21 Mart gecesi mi düğüne geldi? He, Mart gecesi. Baca baca gecesi düğüne yüzüne geldi. Peki ne yaparsınız siz 21 Mart'ta Nevruz'da? Meyvalarık, yemek pişirerik, komşularımızı sesleyerik, bayramımızı kutlayarak Allah hemşe teze bayramlara, teze illere çıkarsın. Ataş yakarık. Ataş yakarık, uşaklarla beraber. Ne olacak? Bunun yaşını kutladık, biraz evin içinde bar tuttuk, biraz oynadık, biraz dedik, güldük, kalktık ayağa. Baca baca da Navruz bayramına bir şimdi gün. Şimdi Navruz bayramından bir gün önce bizim mesela bu Kars yöresinde genelde mesela baca baca derler. Navruz'dan bir gün öncesine. Yani Mardin 21'i bizim baca bazamızda. Asıl biz meyveyi o gün insan alıyoruz. Ayın 21'i bayram olduğu için biz bir gün önceden baca baca olduğu için genel böyle olduğu için biz devamlı ayın 21'inde baca baca deriz. Meyvamızı mesela bayramımızı o gün kutluyoruz yani. Ne yapıyorsunuz o baza bazada? O baza bazada Mardin 21 olduğu zaman, 20'si olduğu zaman çocuklar günüz komşuları gezerler. Mesela köyün 8, 12, 13 yaşındaki çocuklar bütün köydeki komşuları gezerler. Herkesin kapısına giderler. Orada komşular sağ olsun, var olsun. Herkes onlara elinden gelen kadar meyvelerini verirler, hediyelerini verirler. Onlar da tekrar dönüp eve gelirler. Halen devam ediyor mu bu genellik? Halen devam ediyor yani yıllardır, asırlardır bu genellik kaybolmaz.
Bu yıl da yaptınız. Tabii mesela bundan öncesine dönsek mesela 5-10 sene öncesine dönsek daha güzeliydi. Oranın güzelliği önemli neydi? Gündüz çocuklar gezerdi o komşuları. Gece de mesela 50-60 yaş, yaş sınırı hiç önemli değil. Mesela 70 yaşındaki adam gece damların üstüne çıkardık böyle. Oradan bir tane başörtü mesela böyle bir ucuza bağlayarak kapıdan sallayardık pencerenin önünden. Zaten o genele olduğu için adam biliyordu ha bacıya gelmişler. O, oradan gelen salladığımızın arasına meyvemizi, hediyemizi koyardık biz çekerdik. Köy mesela genelde büyükler, gündüzler küçükler, geceler büyükler gezerdi. Tabii ki daha o genele kalktı, o eski düzen gittiğinde sadece çocuklar gezdi. İsminiz Nevruz. Benim ismim Nevruz. Neler hissediyorsun 21 Mart yaklaştığında? Vallahi 21 Mart yaklaştığında benim doğum günümdür. Ben dahil bir dünya kutluyor. Türkiye genelinde her şey benim yaş günümü kutluyor. Bu yönünden çok şanslıyım, çok gururluyum. Güzel bir duygu yani. Çok güzel yani. İster istemez herkes benim yaşımı kutluyor. Herkes Nevruz'u kutluyor. Aynen öyle abi. Ben de bundan gururluyum. O günde oturum çok şanslıyım. Annene teşekkür ediyor musun? Teşekkür ederim. Ona minnettar borcluyum. Nereden işte, aklınıza geldi Nevruz ismini vermek? Şimdi nereden aklıma geldi? Anam biraz aslında konuşar da şu anda konuşamıyor. Biraz heyecanlı bildiklerinden odur. Şimdi ben o gün olduğum için, o Nevruz bayramı olduğum için... Zaten Nevruz olduk o gün için. Adımı oradan Nevruz bırakmış. Nasıldı çocukluğu? İyi Allah'a şükür. Çok şükür. Yaramaz mıydı yani? Eleme yaramaz idi. Köyün başından tuturdu, alt başından çıkıyordu. Neler yapardı çocukken? Kızak kayardı. Bizim Hamza Kerek köyünde suyumuz donuydu. Baş geldiğinden düşürdü, Uğultu'dan çıkırdı, Uğultu'dan da çıkırdı, Hamza Kerek'ten gelirdi. Kızak kayıyor. He, kızak kayırdı. İşi gücü o. He, işi gücü oydu. Sen de yolunu bekliyordun. Ben de yolunu bekliyordum, anaydım, ayında gelir, ay biraz senden gelir, ana. Ana her zaman, Allah bunun işini rast gelsin, göze görmez, balalarından saklar. Hemşe balam mutludu, balam iyiydi. Çok şükür. Geliyordu üstü başı ıslanmış. Gelirdi üstü ıslanır, başı ıslanır. O zaman da biraz yoksul zamanımız idi. Tezeliydik, bakırdık, sevirdik. Dedim çok şükür balam geldi. Ne yapalım o kadar. Kaç çocuğun var? Benim mi? Benim bir budur. Benim bir yakçı, bundan büyüğüm rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Gitti 3 ay asker oldu. Ondan sonra geldi böbreklerle biraz rahatsızydı. Rahmetli oldu. Bir çocuk. He. Annemin şimdi konuşamıyor, kendisini tamamıyla tatmin etmediği için annemin 6 çocuğu var. 4 kız, 2 oğlan. Şimdi çocuk, benden bir büyük abim vardı, Allah cümlesini Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. O vefat etti, şu anda 4 kız, bir de ben olarak 5. Kızlar neredeler? Kızlar da biri kendi köyümüzdeydi. Gene de kendi köyümüzden evlendiği için yıllardır İzmir'de oturdukları. O da bu köyden evlidir, kendi köyümüzde. O da İzmir'dedir. Bir kız kardeşim de aşağıda Başyetliler köyündeydi. Bir kız kardeşim de Akyaka Karahan köyünde. Selam söyle buradan çocuklarına. Kızlarıma selam ediyorum. Gözlerinden öperim. Leyla'nın, Mecmiye'nin, Güler'in. Gözlerinden yaylanı doya doya gözlerinden öperim. Teze bayramlara çıksın, teze illere çıksınlar. Yaylanın ismini kim koydu? Yaylanın ismi de babası. O da yaylada mı düğüne geldi? O da yaylada düğüne yüzüne geldi. Ha, diğer çocukların isimlerini de mi sen koydun? Yok, onların kenarını babaları koydu. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin Allah. Allah sağlık versin. Cenab-ı Allah işlerini rast gelsin. Kardeşlerle beraber mutlu olsun. Çoluğunla, çocuğunla. İki de Arif karışıklı. Arif de benim balamdı, iki gözümdü. Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Ben de sana teşekkür ettim kardeş. Allah var mı anlatacağım bir şey? Varsa anlat. Tam ben ne anlatacağım? Tam ben anlatmıyorum. Dese kesin tosun ne anlatacağım.